Merhabalar. Daha önce Hz. Peygamber'in eşleri ve evlilikleriyle ilgili seri videolar yapacağımı söylemiştim. Ve ilk önce Hz. Hatice ile ilgili video çekmiştim. Bu videoda da Resulullah'ın ikinci eşi Sevde binti Zem'a ile evliliği ve bu evlilikle ilgili bilinen ya da bilinmeyen bir takım detayları gözler önüne sermeye çalışacağım. Resulullah'ın eşi Sevde, Amir bin Lüeyoğullarındandır. Yani Kureyş'in bir koludur. Sevde'nin annesi ise Benu Neccar kabilesindendir. Yani Medine'deki Benu Neccar kabilesindendir. İlginç bir tesadüf veya tevafuk dikkat ederseniz Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in annesi de Benu Neccar kabilesindendir. Ve Resulullah Medine'ye hicret ettiği zaman önce Kuba köyüne yerleşiyor, birkaç gün orada kalıyor. Daha sonradan da akrabalarının yanına gidiyor. Yani torunu olduğu kabilenin himayesinde Medine'deki hayatına başlıyor ve mescit inşa ediliyor. Akabinde mescidin kenarına ev yapıyor ve eşini de Medine'ye getiriyor. Birazdan aktaracağım zaten. Dolayısıyla da ikisi bir anlamda benu Necar'ın torunudur ve Sevde ile Resulullah Medine'deki hayatlarına bu kabilenin mahallesinde devam edeceklerdir. Böyle bir e, ilginç e, bir tesadüf de vardır. Onu da paylaşmak istedim. Sevde ilk önce amcasının oğlu olan Sekran bin Amr ile evliydi ve ikisi de ilk Müslümanlardandır. Hatta Medine'deki müşriklerin baskısından dayanam baskısına dayanamayacaklar ve Habeşistan'a hicret edeceklerdir. Dolayısıyla da ilk Habeş mültecileri arasındadır. Aile bir süre burada kalacak. Daha sonradan e, Mekke'ye dönecekler. Fakat Mekke'ye döndükten sonra tam tarih verilmiyor. E, yalnız kısa süre sonra kocası vefat edecektir. Ve böylece Sevde beş çocuğuyla birlikte e, yapayalnız e, kalacaktır. Bu itibarla e, Çileli zorlu bir hayatı vardır. Ve ailesinin, kabilesinin himayesinde hayatını devam ettirecektir. Daha sonra... Hazreti Peygamber'in eşi Hatice de vefat edecektir ve Resulullah bir süre e, hani yalnız kalacaktır. Onun bu yalnızlığını gören e, yine ilk Müslümanlardan Osman bin Mazun'un eşi Havle binti Hakim Resulullah'a gelecek ve evlenmek isteyip istemediğini soracak ya da evlilik düşünür müsün diyecek. Resulullah'ın sözlerinden evlenmeye niyetli olduğunu ancak uygun bir Aday belirlemediğini, bilmediğini söyleyecektir ve bunun üzerine de Havle ona iki teklif sunacak. Der ki, şayet dul istiyorsan sevde. Eğer bakire, yani hiç evlenmemiş bir kız istiyorsan, o zaman da dostun Ebu Bekir'in kızı A ne dersin? Resulullah da siz kadınlar bu işi daha iyi bilirsiniz diyecek yalnız sevdeyi tercih edecektir. Ve böylece sevde ile evlilik yolu açılacaktır. Nitekim de sevde bu evliliği duyduğu zaman yani Resulullah'ın böyle bir talebi olduğunu duyduğu zaman bundan mutlu olacak ve bu teklifi İslam'daki sebatkar tutumunun ödülü olarak görecektir. Yalnız bir sıkıntı var. Çocukları vardır. Beş tane çocuğu vardır. Bu nedenle de Resulullah kendisine Teklifte bulununca bu çocuklarını gerekçe gösterecek ve çocuklarının Resulullah'ı rahatsız edebileceğini veya bunlardan rahatsız olabileceğini söyleyecek ve çekincesini dile getirecektir. Resulullah da e, sorun olmayacağını söyleyecek ve böylece evlilik gerçekleşecektir. Burada dikkat çekmek istediğim bir detay ise dikkat ederseniz o sırada Ayşe'yi düşünmüyordur. Zaten bundan sonraki videoda Ayşe ile ilgili evliliği ele alacağım için bu e, konuyu burada açmayacağım. Böylece Resulullah ikinci evliliğini sevde ile yapmış olacak ama Ayşe ile evlenene kadar yine tek eşli hayata devam edecektir. Yalnız evlilik safahatında aynı zamanda Medine ile temas halinde olduğu için Mekke'deki hayatı ile ilgili yani evlilik hayatıyla ilgili fazla bir detay yoktur. Nitekim de bir süre sonra zaten Resulullah Medine'ye hicret edecektir ve eşi çocukları Mekke'de kalacaktır. Bu itibarla da Mekke'deki hayatlarına dair haberler oldukça sınırlıdır. Hatta yok denecek kadar da azdır. Zaten dediğimiz gibi o sırada hicret planları yapıyordu. Sevde evlendiği zaman iddialara göre takriben 50 yaşlarındaydı ve 5 çocuklu dul bir kadındı. Kimi rivayetlerde Resulullah'ın onu tercih etmesinin sebebi olarak Fatıma ve Ümmü Gülsüm'ün küçük olduğu ve bu nedenle onlara annelik yapmasını istediği için onu yani sevdeyi tercih ettiği yönünde bir takım yorumlar yapılmış. Yalnız bu çok da inandırıcı değildir. Zira Fatıma iddialara göre Risalet'ten 5 sene önce doğmuştur. Hatice validemiz 10. yılda vefat ettiğine göre en kötü ihtimal Hazreti Fatıma 15 yaşlarında bir çocuktur. Dolayısıyla da yani öyle zannedildiği gibi veya iddia edildiği gibi bebek veya çok küçük yaşta değildir. Dolayısıyla da de bu pek ikna edici olmasa da Resulullah'ın yani Ayşe yerine Sevde'yi tercih etmesi son derece önemli. Çünkü olgun yani yetişkin, e, halden anlayan e, dolayısıyla da evine başlık yapabilecek bir e, kişi bir e, e, hani portre o nedenle onu tercih ediyorum. Gerçekten de Ayşe bu dönemde zaten sevdeye göre hele hele çok küçüktür. E, bu itibarla da bu e, işte çocuklarına annelik yapma gerekçesini belki duyarsınız yalnız bu çok ikna edici değildir. Yine rivayetler arasında nikahı ee, i̇lk Müslümanlardan olan Süleyk bin Amr'ın veya Ebu Hatip bin Amr'ın kıydığı gibi romantik iddialarda vardır. Oysa İslam'a göre nikah daha sonradan ortaya çıkan bir e, uygulamadır. Ee, zaten adı geçenler de bu ilk Müslümanlardandır ve evlilik safahatında Mekke'de değil e, Habeşistan'dadırlar. Nitekim de İbni İshaki ilk e, siyercilerdendir. Onların Habeşistan'da olduklarına dikkat çekerek bu iddiayı, eleştirmiştir ve doğru bulmamıştır. Ee, az önce de belirttiğim gibi Resulullah hicrete karar verdiği zaman hazırlıklar yapıyordu fakat ne zaman gideceği belli değildi. Yalnız e, bunu hicret bahsinde anlatacağım için yine bu detayı da geçmeyeceğim hem de videonun e, hacmini genişletmemek için. E, Resulullah'ın e, öldürüleceğine dair e, bir haber geliyor kendisine. Müşriklerin böyle bir plan yaptığını öğrenince bu sefer apar topar Evini terk ediyor ve Ebu Bekir ile birlikte biraz da hazırlıksız e, çıkmak zorunda kalıyorlar Mekke'den. Ve bu itibarla da ikisinin de ailesi Mekke'de kalıyor. E, bir de zaten Medine'ye hicret ettikleri zaman orada bir e, yerde yok ama çoğu sahabe eşleriyle yani evli olanlar eşleriyle birlikte gitmişti. Rivayetlere baktığımız zaman veya kronolojik verilere baktığımız zaman, Sevde Resulullah'tan takriben bir yıl sonra hatta bir yılı da biraz aşkın bir süre sonra Medine'ye hicret etmiş olmalıdır. Bu enteresan bir detaydır. Bu süre zarfında Mekke'de kalmışlardır. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir başka husus ise Mekkelilerin işte müşrikler, müşriklerin Müslümanlara çok büyük baskı yaptıkları, Müslümanların ailelerine çok büyük baskı yaptıkları gibi bir takım iddialar var ama Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in ailesi bir yıl kadar Hicretten sonra yine Mekke'de kalıyorlar. Onlara yönelik herhangi bir olumsuzluğun olmadığını da bu vesileyle dile getirmiş olayım. Sonuç itibariyle e, evliliğin 619 yıllarında gerçekleştiği e, ve 622 tarihinde Resulullah'ın hicret ettiği, 623'te de e, Sevde ve çocuklarının Medine'ye geldiğini görüyoruz. Yani 619'da evlenmişler 22'ye kadar bir iki, iki buçuk yıllık bir dönem vardır. Ondan sonra da bir yıl daha yalnız kalıyor Mekke'de. Aynı kafileyle Ebu Bekir'in ailesinin de geldiğini görüyoruz. Bu kafilede ayrıca malumunuz Ayşe de vardır. Ve gelişmelere baktığımız zaman Resulullah Medine'de mescidi inşa ediyor ve mescidin kenarına bir de ev yapıyor ve böylece ailesini Medine'ye getiriyor. Hatta Ailesi geldiği zaman henüz evin inşaatı bitmediği için e, ailesini bir süre Haris bin Numan'ın evinde misafir edecektir. Böyle de bir detaydan bahsedilir. Sevde <laughs> e, yapı itibarıyla uzun boylu, hafif de yapılı bir kadındır ve aynı zamanda yavaş hareket eden bir e, Resulullah'ın eşi olarak tanıtılır. Bu yönüyle de dikkat çektiği ve herkes tarafından da tanındığı söylenir. Nitekim Hazreti Ömer'le ilgili ilginç bir e, detay anlatılır. İddialara göre <laughs> Medine'de e, kadınlar veya erkekler tuvalet ihtiyacını karşılamak için mensa denen bir e, uygun bir hurmalıkta yer vardır. Oraya giderlerdi. E, Resulullah'ın eşi e, Sevde ile birlikte bir kadında e, ihtiyaçları için gitmişler. Dönüşte ee, Hazreti Ömer'e rastlayınca biraz tedirgin oluyorlar. Sebep nedir? Çünkü e, tuvalet ihtiyacına kadınlar gittiği zaman ve burada da e, bir takım e, yani sokak serserileri diyelim kadınlara sarkıntılık yapar. Özellikle de cariyelere sarkıntılık yaparlardı. Hür kadınlara yapılmaz da cariyelere sarkıntılık yaparlardı. Dolayısıyla da e, onlar biraz tereddüt ediyorlar. E, acaba bize birisi sarkıntılık mı yapacak? uzun boylu olduğu için Hazreti Ömer onu tanıyor ve diyor ki korkmayın Sevde anne ben seni tanıdım ben Ömer'im benden size zarar gelmez. Hatta bunun üzerine hijab ayetinin geldiğine dair de yorumlar yapılmıştır ki başörtüsüyle ilgili videomda bu olaya zannediyorum değinmiştim. Dolayısıyla da de Sevde ile ilgili böyle bir ayrıntıdan bahsedilir. Ayrıca yine Sevde'nin kıskanç birisi olduğu da söylenir. Ama bunun yanında şakacı birisi de olduğu ve e, esprileriyle Resulullah'ı güldürdüğüne dair de iddialar vardır. Bakınız aile içerisinde bu tarz e, hani hayatın akışındaki hikayelerden de bahsedilir. Yani öyle Resulullah'ın evi donuk veya işte resmi bir evli şey e, prosedür uygulanıyor diye değil, hayatın akışında her evde olan, işte iyi, hoş veya zaman zaman belki üzücü veya işte bir takım hoş olmayan durumlarda söz konusu oluyor. Nitekim de ilerideki videolarımda Resulullah'ın eşleri arasında ne tür kıskançlıkların, ne tür sıkıntıların, ne tür dedikoduların yaşandığına da bahsedeceğim ve bunlar aslında o hayatın içerisinde bize bir şeylerin aynen normal aile hayatı gibi seyrettiğini de gösterecektir. Sonuç itibariyle bu yönüyle de dikkat çekmektedir. Ayrıca kendisi e, maharetli, üretken bir kadındır. Özellikle de bu taif tarzı deri işlemesindeki rok derler buna, ince deri. E, bu konuda son derece mahir olduğu söylenir. E, deri işler, e, ayakkabı yapar ve deriden mamul bir takım eşyaları yapar ve bunları pazarda pazarlar <laughs> elde ettiği gelirle de yoksullara veya kimsesizlere yardım ederdi. Yalnız bu iddialar aynı şekilde Zeynep binti Cahş içinde söylenir ve aynı hikaye onunla ilgili olarak da anlatılır. Bunu da yine bu vesileyle belirtmiş olayım. Sevde Hazreti Ömer dönemine kadar yaşamıştır ve aynı zamanda bunu söylememin sebebi de eli açık birisidir. Nitekim de Hazreti Ömer kendisine hazineden payını gönderince bu payıdan çok az bir miktarını alıyor ve gerisini bütünüyle yani fakirlere, muhtaçlara dağıtıyor. Böyle de Ömer dönemiyle ilgili böyle de elimizde bir bilgi vardır. O yüzden değindim. Az önce de belirttiğim gibi Resulullah'ın eşleri arasında zaman zaman bir takım tartışmalar, sürtüşmeler, kıskançlıklar hatta kıskançlık krizleri yaşanıyordu. Fakat Sevde diğerlerine göre daha olgun bir kadındır ve bu dedikodulardan ve bu tartışmalardan olabildiğince uzak kalmıştır. Yani yaşının da getirdiği zaten belli bir olgunluk vardır. Özellikle de Hz. Ayşe ile e, iyi geçindiği söylenir. Zaten odaları da yan yanadır. Malumunuz Sevde'den sonra Resulullah Ayşe ile evlenecekti. E, odaları yan yanaydı. Hatta yine bu iyi niyetin bir göstergesi olarak kendisi iyice yaşlanınca ölmesi durumunda öldükten sonra odasını Ayşe'ye vasiyet etmiştir. Çünkü Resulullah vefat ettiği zaman Ayşe'nin odasında defnedildiği için o da daralmıştır ve böylece Sevde odasını Hazreti Ayşe'ye verecektir ve böylece o öldükten sonra da Ayşe odaları birleştirecek ve evini genişletecektir. Daha sonradan da iddialara göre e, Muaviye Halifeliği döneminde Ayşe'den bu evi alacak. Sonradan da istimlak edilip Mescid'e katılacaktır. Daha, bu Abdülmelek dönemindeki bir hadise. Dolayısıyla da e, Ayşe ile çok daha yakın bir diyaloğunun olduğunu görüyoruz ki nitekim de bir başka hadisede de bunu görebiliriz. E, yani Hazreti Peygamber bu tartışmalar nedeniyle bir ara işte müreffeh hayat istiyorlar efendim şeyi istiyorlar. Tahsisatların artırılmasını istiyorlar ve bu şartlarda Hazreti Peygamber rahatsız oluyor. Odalı evini terk ediyor ve yaklaşık bir ay kadar mescidin meşrebe denen bölümünde kalıyor. Dolayısıyla da böyle de bir olay anlatılır. Dönüşte Hazreti Peygamber işte ayetler gereği eşleriyle istediği gibi sıralamayı yapabileceğini söylüyor ki eşleri mesela diyelim ki bir eşine gitti. Öteki eşine biraz geç gitse bunu hemen sorun edebiliyorlardı. Bu itibarla da Resulullah bu anlamda da bayağı bunaltmışlardı. Ayette de işte bundan sonra dilediğin gibi aralarında sıralama yapabilirsin şeklinde bir açıklama gelecektir. Bunu da ileride anlatacağım. Bu itibarla da Sevde'nin şey hani sırasını Ayşe'ye verdiği de söylenir. Yani buradan da yine ikili arasında ki samimiyeti, yakınlığı görürsünüz. Rivayetler arasında Ayşe ile ilişkileri sırasında Ayşe'nin de içinde bulunduğu ve aynı şekilde Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'nın da içerisinde bulunduğu bir bal şerbeti olayı vardır. Zeynep, Hafsa, Ayşe arasında bu bal şerbeti iddiasına şeyi de karıştırmak istiyorlar dedikodularına. Sevde'yi de önce Ayşe'nin isteğiyle buna dahil oluyor ama sonradan da pişmanlık duyuyor. Bunu da yine belirtelim. Hatta bu nedenle Hz. Peygamber'in hafsayı ve aynı zamanda sevdeyi de boşamanın eşiğine geldiği, bundan sevdenin fazlasıyla endişelendiği ve kendisini boşamamasını istediğini, yalnız yani ben sıramdan feragat ediyorum, sadece eşin olarak kalmak istiyorum, hatta ahirette de bu şekilde de anılmak istiyorum dediği ve bunun üzerine de Resulullah'ın onu nikahında tuttuğuna dair de yine bir başka veri de elimizdedir. Dolayısıyla da sevde ile ilgili haberlerde genelde anlatılanlar bunlardır. Özellikle de bu boşama hikayesi aynı zamanda lüks hayat ve kıskançlık krizleri gibi sebeplerle de ilişkilendirilmiştir. Yalnız hani burada bir takım da değişik detaylar da vardır. Onları genel bu çok eşlilik mevzunda ele alacağım. Yalnız bu olaydan sonra Resulullah'ın yani bir ay kadar kalıp evine döndüğü zaman bazı eşleriyle sırayı düzenlediği ve dört eşiyle yine aile ilişkisini yani tırnak içerisinde de söyleyeyim yani cinsel anlamda aile ilişkisini de sürdürdüğü diğer eşleriyle eşi olmak koşuluyla aile veya nikahlarında kaldığına dair de haberler vardır. Bunlara değineceğiz sonuç itibariyle Sevde validemiz Hazreti Ömer dönemine kadar yaşamış ve 644 yılında vefat ettiği söylenir. İslam'ın ilk yıllarından beri, burası belki biraz daha detay veya önemli, İslam'ın ilk yıllarından beri dikkat ederseniz ilk Müslümandır, Resulullah'ın yanındadır ve Resulullah'la bir önemli bir süre içerisinde ömür paylaşmıştır. Yani 10 yıllık Medine yani e, takriben bir iki, bir buçuk, iki yılda Mekke'yi eklerseniz, epey bir süre Peygamberimizin yanındadır. Yalnız Hazreti Sevde validemizden gelen e, çok az sayıda rivayet vardır. Hatta beş tane hadisin ona isnat edildiği söylenir. Sevde ile ilgili son aklıma gelen bir hususta da yardımseverliğiyle meşhur olduğu için e, mecazi anlamda eli uzun diye bir ifade kullanılır. Ve bu ifade sevde için mi söylendi Zeynep binti Cahş için mi söylendiği konusunda da bir takım dedikodular vardır veya farklı yorumlar vardır. Ee, i̇ddiaya göre Resulullah'a eşlerinden birisi diyor ki sen öldükten sonra sana en yakın kim gelecek? O da diyecektir ki eli uzun olan. Şimdi bu bir kere kafadan zaten böyle bir iddia mümkün değil. Neden? Çünkü ne Resulullah ne zaman öleceğini biliyor ki bunu söylesin ne de Resulullah'a bir ömür tayin edilmiş ki eşleri onun kendilerinden önce öleceğini biliyorlar. Dolayısıyla da rivayet baştan sakat yalnız eli uzunluk ifadesinden mütevellit olarak belli ki bu hikaye genişletilmiş ve sonuç itibariyle eli uzun anlamının ee, işte yardımseverlik, cömertlik anlamında olduğuna dair bir iddia var. Az önce söyledim ya e, Sevde validemiz biraz yapılı ve uzun boyludur. Eli uzunu normal e, yani fiziki anlamda uzunluk gibi de yorumlamışlar. Ve bu e, ifadeyi de e, bu iddiayı da e, Hazreti Ayşe naklediyor ve Sevde'yi kastettiğini söylüyor. Yalnız e, dediğimiz gibi Zeynep'le de ilişkilendirilmiş Burada enteresan bir tezatı daha söyleyeyim. Yani konuştukça aklıma geliyor. Lütfen bağışlayın biraz uzatıyorum ama. E mesela Bukhari Sahih'inde bu sıfatın sevde için kullanıldığını, eli uzun sıfatının sevde için kullanıldığını söylerken Müslim de hayır diyor Zeynep binti Cahş için kullanıyor. Hani bunlar sahihe indi ya o yüzden söylüyorum. Bakınız Bukhari şeyi sevde için Müslim Zeynep için söylüyor bunu. Yine Bukhari bu sahihinde Tarihül Efsat adlı eserinde ise ki birinci cildin 49-50. sayfalarında olacak. Bu sefer Resulullah'ın bu Resulullah'tan sonra Zeynep'in ilk ölen eşi olduğunu söylüyor ve bu iddiasıyla da kendi kendisini tekzip ediyor. Hani sevde için söylenmiş dolayısıyla da sevde ilk ölmesi lazım. Yalnız bir başka eserinde de Zeynep için söylendi diyor ve Zeynep ilk ölen eş gibi gösteriyor. Bakınız burada bile şey var çelişki var kaldı ki yani Zeynep'in öldüğü ölmediği mevzu da ayrı bir tartışma konusu. Üstelik de yine bu rivayetin peşinde sahikteki rivayete de yer vermiş. Yani iki eserinde iki eşle ilgili farklı farklı birbiriyle çelişkili rivayetleri peş peşe sıralamış. Ama sahih kaynaktır. Yani bunu da en azından bir ara bilgi olarak söyleyeyim. Nitekim de Buhari'nin şarihi İbni Battal da Zeynep bin Cahş'ın daha önce vefat ettiğini yani Sevde'den daha önce öldüğünü dolayısıyla da sahihteki iddianın bu rivayetin Sevde ile ilgili olduğu iddianın doğru olmadığını söylemiştir. Bunu da yine bir ara bilgi olarak aktarmış oldum. Evet değerli dostlarım. Sevde binti Zema ile Resulullah'ın evliliği ve bu evlilikle ilgili kaynaklara yansıyan bir takım haberler bunlardır. Birkaç husus daha vardır. Bazı ayetlerin onunla ilişkilendirildiğine dair ama bunlar çok ikna edici bilgi olmadığı için bu detayları geçiyorum. Ana çerçeveyle evliliğin sınırları bu. Yalnız bu bağlamda Mesela Resulullah'ın çocuklarıyla ilişkisi, sevdenin kendi çocuklarıyla olan ilişkisine dair haberler yoktur. Ve bu bağlamda bizde bize nakledilen, bize intikal eden haberler üzerinden konuştuğumuz için ana çerçeve bu sınırlar dahilindedir. Dolayısıyla da ben de elimizdeki verilere göre tespit edebildiklerimi sizinle paylaşmış oldum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.